Bugün güzel bir bitkiden, aslında bitki de değil, bir meyve sapı, kiraz sapından bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Çekmiş olduğum bazı videolar var arılarla ilgili, mantarlarla ilgili ama şu an sezonu da olduğu için bu güzel bitki çayından mahrum kalmayın diye, bu şifadan mahrum kalmayın diye bir an önce önceliğimi şu an bu güzel kiraz sapına verdim değerli arkadaşlar. Kiraz sapımızın özelliği şu. En büyük özelliği değerli arkadaşlar ödem atıcı. Sizin bütün vücudunuzda bulunan ödemleri, iltihabı tamamen atacaktır. Zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Kilo vermenize yardımcı olacaktır. Meyvelerini tüketip çekirdeklerini de atabilirsiniz ama kirazların şu an tam Mayıs sonu, Haziran başı saplarını asla atmayın. Asla atmayın. Ve bir kurutun her bitki çayınızın içerisine azar azar da olsa atabilirsiniz. Evet, her diyorum çünkü kiraz sapının çok büyük bir problemi yok. Diğer bitkilerle çok uyumlu değerli arkadaşlar. Evet, nelere faydası var? Kalp sağlığınıza çok faydalı. Aynı zamanda karaciğer yetmezliği olanlar, karaciğerimizi temizliyoruz sayın arkadaşlarım. Yine beraberinde adaçayımızın kalp sağlığı, damar tıkanıklığı, prostat, böbrek taşını düşürüyor. Yine uykusuzluk, anksiyete, endişe, kaygı bozukluklarında da birebir kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sarı kantaron çayının içerisine biraz melisa atıp çınar yaprağı ile beraber biraz kiraz sapı da atabilirsiniz. Örneğin şu tutam gayet yeterlidir. Bunlardaki en temel özellik diğer çaylardaki gibi kesinlikle kaynatmıyoruz. Demleme yöntemiyle uyguluyoruz değerli arkadaşlar. Kaynatma yapmıyoruz. Evet, size bu güzel bitkiyi tanıtmak istedim. Yine sakinleştirici özelliğinden bahsetmiştik. Uykusuzluk için birebir A vitamini, C vitamini, D, E ve K vitamini çok yüksek. Yine içerisinde bulunan demir ve potasyum mineralleri de çok zengin. Zaten videomun açıklamalarında daha başka nelere iyi geldiğini de sizlere yazacağım. Evet, oradan da takip edebilirsiniz. Bizler şu şekilde tepsimize alıyoruz. Tepsimde evde kurutuyoruz. Arkadaşlar şöyle size göstermek için yaptım. Evet, aslında şu an burada bayağı bir var ama sizler de biliyorsunuz ki kuruduktan sonra kendisi bayağı bir küçülüyor. Bu bana bayağı bir yetecektir ama asla atmayın. Bol bol tüketin diyorum. Kiraz sapı çayını asla ihmal etmeyin. Kendi başına da tek olarak da demleyebilirsiniz. Yine tekrar ediyorum. Videomun açıklamalarında sizler için nelere iyi geldiğini hepsini gösterdim. Hepsini orada tek tek yazdım. Böbrekleriniz için, prostat için, kolesterolü düşürmek için, karaciğer yetmezliği için, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için, zayıflamak için, her şey için kullanabilirsiniz. Bu kadar da çok mu faydası var? Evet, bu kadar da çok faydası var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet.